Alerjeni aldığımız zaman vücudumuz alerjene aşırı derecede reaksiyon veriyor. Evet. Yani normalde diyelim ki evinizde bir sinek var. Sineği öldürmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? İki şekilde öldürürsünüz. Bir sinek savarla öldürebilirsiniz. Bir de atom bombası atarsınız değil mi? atom evet. Atom bombası attığınız zaman da öldürürsünüz. Ama siz de beraber öldürürsünüz. Öldürürüz. İşte alerji vücudun gereksiz şekilde vücudun içerisine girmiş alerjen maddeye Aşırı tepki göstermiş olması, yani vücut kendi kendini tahrip ediyor olmuş olması. Artık vücut kendini tanıyamıyor. Yani normalde bizim vücudumuzdaki savunma hücreleri doğduğu gün bütün organlar tanıtılır. Yani bir yaşlı hücre alır onları, küçükleri, çocukları alır vücudu gezdirir. Bak Gezir, burası tiroid bezli, burası karaciğer, burası... E, eklemlerin. Sakın bunlara dokunma der. Ama siz dışarıdan aldığınız zaman alerji ve sizin genetik olarak da bir yatkınlığınız varsa bu sefer diyor ki burası benim tanımadığım bir yer. Ben bir bunu yer yok edeyim. Diyor. Yok edeyim dediği zaman da sinek savarla değil atom bombasıyla yok ediyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Akciğerinizin içerisine tahriş edici maddeler gönderiyor. Bunlardan en önemlisi de makaslar vardır. Çok ilginçtir. Biz bunlara makrofajlar diyoruz. Makrofajlar böyle makaslarla gelir dokuları keser. Yani yabancı dokuları böyle virüsleri, bakterileri böyle tık tık keser. Şimdi sizin dokunuz yabancı olduğu zaman, akciğeriniz yabancı olduğu zaman ne yapar makas? Gelir oraları da kesmeye başlar. Şimdi akciğerimiz balon gibidir. Aynen bu balona benzer. Böyle elastiktir. Akciğerin görevi budur. Düşünsenize balonun burasından kesik atmış, burasından kesik atmış, burasından kesik atmış. Ne oluyor? Buralar iyileşirken artık elastik olarak da değil de sert olarak da iyileşiyor. Hmm. Yani taşlaşmaya başlıyor akciğer. Sertleşiyor bir Aynen. kabuk gibi oluşuyor. Kapasite mi daralıyor? Aynen. Böyle Kapasitesi olunca. daralıyor. Yani normal akciğer bildiğiniz bu lastiğin birebir aynasıdır. Hmm. O esnekliğini yani. kaybetmeye başlıyor. Aynen sonradan. öyle. Dolayısıyla esnekliğini kaybediyor. Yani vücudunuz sizin kendi zararına olacak şekilde. Akciğeri değiştiriyor. Tıpkı hani eklem kireçlenmesi derler ya. Eklem kireçlenmesi dediğimiz olayda da hmm. aynı hücreler hmm. ekleme bu sefer yabancılık çekiyor. Diyor ki burası ne ki ben diyor bunu yok edeyim diyor. Geliyor oraya yemeye başlıyor. Hmm. Burayı yediği için de orada da bir hastalık. Ya da tiroid bezinizi yemeye başlıyor. Hashimoto tiroidi çıkıyor. Hmm. Pankreasınızı yemeye başlıyor. Hmm. Diyabet açığa çıkıyor. akciğer yediği zaman da bu sefer astım dediğimiz bir hastalık çıkıyor. Dolayısıyla bahar alerjisi eğer genetik yatkınlığınız varsa akciğerleri Yorar. Yorar. Peki alerji semptomlarına birlikte bir göz atalım. Bir tane bilgi ekranımız var. Hepimizin klasik olarak yaşadıklarının dışında da bazı belirtiler var. Öksürük, burun kaşıntısı, burun akması, hapşırma, kızarıklık, kaşıntı, kırıltı, kabarcıklar, ödem aynı zamanda, gözün yaşlanması, kusma ve ishal de yine bu belirtiler arasına girebiliyormuş. Öyle mi hocam? Var mı başka? Şimdi halk halk arasında çok yaygın bir şey var. Öksürükle gezerler. Yani hekimlere giderler 10 yıl 20 yıl boyunca öksürürler. Böyle bir tuhaf bir şey öksürük. Aynen böyle kuru kuru bitmeyen bir öksürükleri vardır. Ve hekimler de bakarlar akciğer tomografilerini şekerler normal her şey normal hiçbir şey yoktur. Oysa ki bizim öksürük varyant astım dediğimiz bir durum var. Kaf varyant astım. Tamam. Sadece öksürükle gider. Yani alerjenle karşılaştığı zaman tek yaptığı şey bir öksürüğü vardır. Dolayısıyla bu kişiler tanısız olarak gider. Bunun hmm. sebebi şudur. Bizim vücudumuzda biz sinir uçları vardır tam nefes borusunun alt tarafında. Nefes borusunun alt tarafındaki bu sinir uçları nefes borusunun üzerindeki doku döküldüğü zaman hassas hale gelir. Alerji nefes borusunun yüzeyindeki dokuyu döker. Hmm. Şöyle düşünün. Bir havuzdan çıktığınız zaman elinize kolonya dökseniz acımaz değil mi? Hı hı. Ama siz havuzun kenarına elinizi sürttüğün zaman o doku e, sıyrıldığı zaman Tabii, ne yapar? Kolonya dökseniz acır. İşte aynısı akciğerde oluyor. Alerjen maddeler sizin akciğerinizin içerisinde hassassanız herkes için değil, hı hı hı. oradaki dokuyu döküyor. Bu sefer sinir uçları açığa çıkıyor hı hı. ve siz en ufak hava alıp verdiğinizde hava nedir? Soğuk ya da sıcak. Hı hı. Bu sinir uçlarına değdiği zaman bu sefer sizin öksürükleriniz meydana geliyor ve öksürükle gidiyor. Hı hı. Bu bir. İkincisi gözlerde ne yapıyor? Kaşıntı yapıyor. Evet yaşlanır, ve en, kaşınır. E, kaşınır evet. En önemlisi özellikle üst damaktadır. Böyle devamlı sanki burada bir şey var mı ki cık. Çünkü orada bir kaşıntı olur ya böyle. Çok tatlı kaşıntısı evet, olur böyle. böyle. Hiç bitmez de. Değil mi? Aynen böyle. Bende var çünkü. Var mı Var şimdi? var. Evet. Yani bahar alerjisi var. Bahar alerjisi evet. var. Çok güzel. Bir de Güzel mi? Yani güzel derken <laughs> işte vücudun aslında alerji bir açıdan e, tabii vücudun aşırı reaksiyon gösteriyor olmuş olması. Bir, tabii bir taraftan da kötü bir şey aslında alerji. Şöyle tabii. ki Afrika ülkelerinde özellikle balta, lim, balta girmemiş ormanlarda, Amazon'da alerji hiç yoktur. Alerji günümüzün hastalığıdır. Evet. Yani işlenmiş gıdaların tüketiliyor olmuş olması. Hı hı hı. Vücutta hapten dediğimiz alerjeni alıyor, vücut için yabancı hale getiriyor. Hı hı. Yani normalde siz bu işlenmiş gıdaları tüketmemiş olsanız hı hı. bu alerjen yani sizin o çiçekler, böcekler size çok da zararlı olmayacaklar. Hı hı. Ama bu maddeler alıyor onu sizin için zararlı hale getiriyor. Vücut diyor ki hı bu benim için zararlı diyor diye düşünebiliriz. Astım var olan yani astımı olan hastaları bahar daha çok tetikliyor mu peki bu geçiş dönemi ve bu semptomları hafifletmek için neler yapabiliriz? Onu da konuşalım isterseniz. Şimdi bahar döneminde tabii ki eğer kişinin alerjisi yani astımı polenlere karşıysa, evet. yine ne bileyim İngiliz çim otuna karşıysa, ne bileyim ısırgan otuna karşı ya da söğüt ağacına karşı yani her ülkenin bazı ağaçları daha erken açarlar, bazıları daha geç açarlar. Yani mesela kavak ağacı biraz daha geç açar. Kavakın olduğu dönemlerde alerji daha farklıdır. Bu dönemlerde akciğerinizde hassas olduğu için nefes borusu daralır. Şimdi bakın burada çok ilginç bir şey var. Şunu bir göstereyim ben isterseniz. Tabii ki. Ben bir kalkayım. Tabii ki buyurun hocam. Şey bakın bu astımlı bir hastanın normalde koahlı astımın farkını da anlatayım. Evet. Şimdi normalde bu bizim nefes borusunun içerisi. Nefes borusunun içerisinde bakın bunun içerisinden hava rahatlıkla geçiyor. Ama siz maddeyle karşılaştığınız zaman, alerjenle karşılaştığınız hmm. zaman tıpkı şöyle oluyor. Yani sizin kolunuzu bir arı soktuğu zaman ne oluyor? Üç tane değişiklik olur, doğru mu? Doğru. Bir kızarır. Evet. İki şişer. 3 evet. kaşıdır. Bunun arı sokmasının nefes borusunun her yerinde olduğunu hayal edin. Evet. Her tarafını ne, arı sokarsa ne olur? M Şişer, şişiyor. Kızarır, evet. Daralır. Hı -hı. İşte bakın böyle oluyor. Ve bir taraftan da ne yapıyor? Nefes borusunun içerisinde balgam üretimini de beydana getiriyor. Şimdi astımla KOAH'ın farkı şu. Aslımda arı sokması olduğu sürece buralar şişiyor, daralıyor. Ama ne zaman ki Arı sokmayı bırakırsa yani alerjenle karşılaşmayı bırakırsanız o takdirde nefes borusunun içerisi açılıyor. Ama tütün ürün tüketenlerde, koa hastalarında burası alerjik olarak daralmıyor. Burası sanki bir keçe gibi kalın bir iple burası sarılıyor. Ve nefes borusunun içerisi artık hiç açılamaz A, hale, hale geliyor. geliyor. Dıştan bastırıyor buraya ve nefes borusunun içerisini daraltıyor. işte. koah dediğimiz hastalık bu, bu. Peki şimdi Afrika'dan gelen tozlu hava nefes almayı zorlaştırdı. Haberimizi bir paylaşalım izleyenlerimizle. Ee, bu toz kütlesi pazartesi günü Türkiye'ye ulaşmış. Özellikle de Bulu, Balıkesir, <laughs> Bursa, İzmir ve İstanbul hattında etkisini gösteren bu doğa olayı. Hava kalitesini ve görüş mesafesini etkilemiş. Toz taşınımı olayının sağlık üzerindeki etkisi? etkilerini minimize etmek için alınabilecek önlemler arasında dışarıda geçirilen zamanın şu anda kısıtlanması, özellikle solunum yola hastalıkları olanların dikkatli olmaları ve hatta da gerekirse maske takmaları önemli. Evet. Söyleniyormuş. Şimdi bu... Bakar mısınız şuna? Evet. Hiç fark etmiyoruz ama işte fark etmiyor. daralıyoruz. Özellikle Değil Bursa, oluyor Bursa yani. bölgesine çok kütlesi. fazla geldi. Bursa'da mı? Evet Bursa'ya evet, işte çok Bursa, fazla. Bursa, kesir İzmir ve İstanbul Hı -hı. hattı gibi şu anda. Hı -hı. Ee, akciğerleri peki bu hastalığı olanları, astımlıları, koalları veya işte bahar alerjisi olanları, bu toz kütlesi ne kadar etkiler? Bizim temiz hava diye soluduğumuz hava şu anda akciğerlerimize nasıl zarar verebilir? Ve maske kullanımı konusunda evet. uyarmak ister misiniz? Özellikle, özellikle bu dönemde bu dönemde şu önümüzdeki bir hafta boyunca astım ve koa hastalarının maske Onların için çok faydalı. Evet. Şimdi bu toz dumanın içerisinde bizim karbon monoksit dediğimiz bir madde var. Hı hı. Karbon monoksit hani soba zehirlenmesinden, şöpben zehirlenmesinden insanlar vefat ediyor biliyorsunuz. E, i̇şte karbon monoksitin özelliği şudur kandaki oksijenin bağlanacağı yerlere hemoglobine kendisi bağlanır. Dolayısıyla oksijen bağlanamaz hale gelir. Yani siz mesela bir soba zehirlenmesindeki insana ne kadar oksijen verirseniz verin, oksijeni kanına karıştıramıyorsunuz. Neden? Çünkü karbon monoksit oraya bağlanmış oluyor. Hı hı, hı. İşte şu an Afrika'dan gelen bu toz kitlesinin içerisinde Bol miktarda karbon monoksit var, dolayısıyla vücudunuzu oksijensiz hale getiriyor bu bir. İkincisi partiküllere baktığınız zaman bu partiküller nefes borusunun içerisine gidiyor ve nefes borusunun içerisinde tamam. darlıklar meydana getiriyor. Demin bir soru sordun, dedin ki alerjide ne yapabiliriz? Alerjide en önemli şeylerden bir tanesi özellikle evlerinde kullandıkları süpürgeleri. Süpürge çok önemlidir. Bakın. Evet. Birincisi süpürge kullanırken e, might buster dedikler yani mite'ları ev tozlarını öldüren mutlaka süpürgeler kullanmak hmm, gerekiyor. Onları yani, da yok etmeli. Çünkü neden? Eğer yani bir evinizin en önemli şeyi süpürge ve siz süpürgeyi alıyorsunuz o süpürgeyle süpürüyorsunuz. Oysa ki o süpürge aldığı tozları geri verebiliyor. Haznesi düzgün olmayabiliyor. Oradan alıyor havaya Aynen. dağıtıyor. Eğer alerjikseniz bu yüzden süpürgenin mutlaka şuna dikkat etmeniz lazım aldığı partikülleri geri dışarıya veriyor Hı -hı. mu yoksa kendi içerisinde tutuyor mu? Tutuyor mu Bu diye. yüzden bu bir önem. İkincisi çarşaflarımız, yastıklarımız evet, önemli. Evet değil mi yattığımız yer? Tabii. Alerjenseniz özellikle alerjenleri yani ev tozlarını, akarlar. O, akarlar, tabii ki akarları dışarıya geçirmeyen e, alerjen çarşaflar ve yastıklar kullanabilirsiniz. Kullanılabilir. Bir de bunun haricinde özellikle hava temizleyiciler var. Yani evin içerisindeki havanın nemini alıp İçeriği daha kuru hale getiren, ideal sıcak ideal nem neme getiren cihazlar var. var. Bunları kullanabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.